7. yüzyılın ikinci yarısında Tıratlardan Kral Bizas İstanbul, şu andaki İstanbul yakınlar gelir ve orada Bizantiyon'u kurar. İlerideki yazarlar da buna dayanarak Bizantiyon diyorlar. Ve buraya ayrıca Yunanlardan yine ikinci yarıda, milattan önce 7. yüzyılın ikinci yarısında Yunanlar gelip buraya koloni kuruyorlar. Yani bu İstanbul Boğazı'nın girişi, sağlı ve sollu. Bir de Kalhodon var, yani körler ülkesi diye karşıyı görememişler, karşıyı göremediği yerde bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu burun. Orası fevkalade stratejik bir yer. Roma İmparatoru 1. Konstantin 306 ile 337 yılları arasında hüküm sürüyor ve Roma İmparatorluk başkentini efendim eski Yunan şehri Bizantiyon'a 330 yılında taşıyor. Yeni Roma Konstantinopolis oluyor. Onun adını veriyorlar Konstantin olduğu için. Yunanca bu Rum İmparatorluğu anlamında kelime olarak geçiyor. Latince'de Doğu Roma İmparatorluğu deniyor. 395'te bilindiği gibi Doğu ve Batı Roma ikiye ayrılıyor. Ve 476'da Batı Roma İmparatorluğu sona eriyor. Ancak Doğu Roma İmparatorluğu 1453 Mayıs'ının 29'una kadar devam ediyor. Ve 16. yüzyılda Alman yazar, tarihçi Hieronymus Wolf eserinde ilk defa Bizans İmparatorluğu ibaresini kullanıyor ve ondan sonraki Alman, Fransız ve diğer tarih yazarları Wolf'i takip ederek Bizans İmparatorluğu demeye başlıyorlar bu Doğu Roma İmparatorluğuna. Esası Basilia Romania'dır ve Roma İmparatorluğu şeklinde geçer ve Rum İmparatorluğu da geçer ama Türkler ve Yunanlar buna Rum İmparatorluğu derler. Diyarı Rum da sanıyorum buradan gelmiş olmalı.